Deliller Kaşıkçı cinayetinin Suudi yetkililer tarafından işlendiğini gösteriyor. Birleşmiş Milletler raportörü Riyad'ın cinayetin arkasında olduğunu bu sözlerle doğruladı. Yargısız ve keyfi infazlar özel raportörü Agnes Callamard soruşturmanın başındaydı. Bu kapsamda Türkiye'ye geldi. Ziyaretinin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Delillerin Suudi yetkilileri işaret ettiğini söyledi. Kaşıkçı'nın önceden tasarlanarak öldürüldüğünü belirtti. Cinayeti ilişkin ses kayıtlarını da dinlemişti. Türkiye'ye de desteğinden dolayı teşekkür etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters haber ajansına konuştu. Türkiye'nin bulgularının Callamard raporuyla örtüştüğünü söyledi. Suudi Arabistan'ın uluslararası temaslarda şeffaf davranmadığını hatırlattı. Kaşıkçı'nın katillerinin Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini ifade etti. New York Times'a göre ise Suudi Veliaht Prens Kaşıkçı cinayetinin emrini bir yıl önce verdi. Prensin ABD istihbaratına takılan telefon görüşmelerini yayınladılar. Habere göre prens eğer muhalefet etmeyi kesip ülkeye dönmezse kurşunla peşine düşün dedi. Cinayetin ardından gözler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na çevrilmişti. Suudilere yaptırımın yolunu açması için 120 gün süre verilmişti. Girişim Magnitsky yasasına dayanıyor. Yaptırım için Trump'ın cinayetten Veliaht Prens'in sorumlu olduğunu açıklaması gerekli. Ancak Amerikan medyasına göre Trump bunu yapmayacak. Sivil toplum kuruluşları protestolara başladı. Veliaht Prens basın yoluyla da imaj düzeltmeye çalışıyor. Foreign Policy dergisi 2019 küresel düşünürler listesini yayımladı. Prens Muhammed de listedeydi.